Herkese selamlar. Şu anda ben Kalavrita'ya geldim. Kalavrita'dayım. Kalavrita çok güzel bir yer. 11 bin nüfusu var ve bir sürü köyü var. Belediyelik bir yer. Atina'ya hemen hemen 2,5 saat arabayla. Akşam saat 6 gibi çıktık. 8,5 gibi buradaydık. Ve az evvel şimdi size bir restoran paylaşacağım. O restoranda yemek yedik ve ne kadar fiyatı yine görebilirsiniz. Bu arada kışın da buraya gelebilirsiniz. Kışın da insanlar burada kayak yapıyorlar. Yazın da gelebiliyorsunuz, kışın da gelebiliyorsunuz ama kışı daha çok tercih ediyorlar. Biraz daha Peloponnesos tarafında, o yarım adada olan bir köy. Ama bayağı bir güzel ve yeşil. Şimdi size bütün Kalavrita'yı gezdireceğim. Görüşürüz. Çok güzel el yapımı çömlekler var, reçeller var, bitki çayları var, ev yapımı ballar var. Sonra burada yine fasulyeler var, kuru gıdalar var. Bu arada bunlar ev yapımı sucuklar. Dana var, domuz var, oğlak var ve bir de yaban domuzu var. Kahvaltımızı bir tane kahve, bir tane sütlü galoto burroco ve bir tane de tatlı havuçlu cevizli kekle yapıyoruz. İki tane kahve. Hepsinin toplam fiyatı bunların 12 euro tuttu. Bu arada bu köyde sürekli çok büyük ve her yerde çınar ağaçları var. Köyün meydanına çınar ağaçları eklemişler. Görmüş olduğunuz gibi burası köyün meydanı. Tren istasyonuna gidiyor bu yol. Trenle yan köye gidebiliyorsunuz. Çok güzel, çok meşhur. Ama kaya düştüğü için oraya gidemeyeceğiz. Yol kapalıymış tren istasyonu. Orayı ziyaret edemeyeceğiz. Ama siz gelirseniz mutlaka trenine gidin. Sahil kenarı bir köy var. Oraya kadar gidiyor ve tren kayaların, dağların içinden giriyor. O çok meşhur. Mutlaka oraya gidin arkadaşlar. Hani biz gidemiyoruz şu an yol kapalı diye. Burası da köyün meydanı. Her yerden böyle sular akıyor. Tertemiz ve içebiliyorsunuz.
Burada yemek yemiştim. Size gösterdiğim yer burasıydı dün akşam. Arkadaşlar gelir gelmez bu restorana oturduk. Taverna İhstani. Direkt meydanda zaten. Çok rahat bulabilirsiniz. Yine horta salatamızı sipariş verdik ve cacığımızı sipariş verdik. Bir de buraya özel karavrite peynirinden sipariş verdik. Fırınlayıp da getirmişler. Arkadaşım kendine bir tane sosis söyledi. Ekstra. Peki benim en çok sevdiğim yemeği söyledik yine. Kotosuvli. Arkadaşım da kotosuvli söyledi. Yediklerimizin hepsi burada. Hepsi toplam 56 euro kadar bir ücret tuttu. Gezi durağımız müze. Müzeye geldik. Calavrita'da müze var. Şimdi Calavrita Müzesi'ni geziyorum. Eğer ki bu müzeye gelirseniz arkadaşlar, bu müzede İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar buraya çıkartma yapmışlar ve bir köyde çoluk çocuk herkes ve tüm erkekleri katletmişler. Bu müze o yüzden. Bu müzede hep Almanlarla ve İkinci Dünya Savaşı ile ilgili belgeler, fotoğraflar falan var. Eğer ki gelirseniz uğrayın, 4 euro bir kişi. Yani içeriye de bir ziyaret edersiniz. Birazcık hüzün dolu bir müze. Çünkü hep böyle katliamları anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların bu köydeki yaptığı katliamı gösteriyor. Tren istasyonu da burası arkadaşlar. Şimdi girip içeriye tren var mı diye soracağız. O söylemiş olduğum yolu takip ederseniz direkt buraya gelebiliyorsunuz. Maalesef arkadaşlar tren yolu kapalıymış. Doğru söylemiş bize söyleyen kişi. Tren yolu da burası. Burası da İkinci Dünya Savaşı için yapılmış monument, yani yapılmış bir anıt. İkinci Dünya Savaşı'nda bu köydeki öldürülen Yunanlılar için ve tüm Yunanlılar için. Zaten Calavrita burası. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen köyün dışında, yani üst tarafında. Buraya da gelip ziyaret edebilirsiniz. Yukarıda da tarihi yazıyor. İstiyorsanız bu merdivenlerden de yukarıya çıkabilirsiniz. Yukarının manzarası çok güzel. Şimdi oraya çıkacağım. Burada da bir Alman grup gelmiş. Dua ediyorlar yapılan katliamlar için. Yani bunu da yapmaları güzel bir şey. İnsanların geçmişte yaptığı hatalarını kabul edip bundan özür dilemesi güzel bir şey. Çünkü barışın kaybedeni, savaşın kazananı asla olmaz. Şimdi burada bir gölün içerisine geldik. Mağara içerisinde bir göl var. Çok meşhur burası. Buraya gelirseniz mutlaka buraya da uğrayın. Şimdi oranın videolarını da paylaşacağım. Böyle hep yine taş evler var. Her yerde olduğu gibi Yunanistan'da. Taş oteller, taş evler, taş villalar. Kış turizmine açık. Kışın da gelebiliyorsunuz. Hadi şimdi gölü görelim. Bu arada gelmiş olduğumuz National Park'ta anlatıyor. Yukarıdan gelen sular alt tarafta bir delik oluşturmuş. O deliğin içerisinde yukarıdan da sular aktığı için bir tane nehir varmış. Burada dere. Bu dere içeriye akıp büyük bir göl oluşturmuş bu boşluğa. Şimdi bunu göreceğiz. Şimdi biletlerimizi aldık arkadaşımla beraber. Kişi başı 9 euro. Grup halinde sokuyorlar içeriye. Çünkü mağara çok büyük olduğu için içeri... Şimdi grup tamamlansın herhalde 10-15 kişilik gruplarla götürüyorlar. Onu bekliyoruz.
Burası da görmüş olduğunuz gibi Artemis Tapınağı. Eğer ki Kalavrita'ya gelirseniz buraya da gelin ama çok bakımsız. Yine tabii ki her zamanki gibi bakmamışlar. Hemen yol kenarında. Temple of Artemis Emerasia. Şimdi de Petmezion Tavola geldik. Burası da Kalavrita'da çok meşhur. Eski bir kule. Tarihi bir kule. Eğer ki gelirseniz burayı da ziyaret edebilirsiniz tabii ki de. Doxa diye bir tane görmüş olduğunuz gibi lake'e geldik. Yani göle geldik. Burada bu arada buraya yakın köylerdeki insanlar kestanedir, elmadır, baldır, ne varsa ürünlerini satıyorlar. Burası bir saat uzaklıkta Kalavrita'ya. Ama mutlaka gelin eğer Kalavrita'ya gelirsiniz. Arkadaşlar bu arada dayanamadım. Balla fıstık ezmesi aldım. Şeker yok içerisinde, balla yapıyorlarmış. Antep fıstığı çok güzel bu arada. Ayrıca bu göle gelirseniz, yani bu Kalavrita'ya da gelirseniz mutlaka bu göle gelin. Ve sizi şöyle bir manzara bekleyecek. Küçük bir tane kilise yapmışlar. Şöyle bir yürüyüş bağlantı yolu var. Buradan yürüyerek bu kiliseye de gelip bakabilirsiniz. Kilisenin etrafındaki manzara çok güzel. Gölden geri dönerken Clitoria diye bir köyden geçiyorduk. Şimdi bu restoranı gördük. Bu restorana oturduk. Şimdi ne kadar tutacak fiyatlarını hepsini yedikten sonra söyleyeceğim size. Çok güzel minnoş bu köy. Çok küçük tatlı bir köy. Eğer yine giderseniz o göle, geç gelirseniz bizim gibi buraya da oturabilirsiniz. Biraz daha ucuz dürüm dönerler baktığınızda 3'er euro en başta. Burada da 8'er 14'er euroluk souvlaki'ler var. Bizim her akşam yediğimiz, büyük ihtimal ben yine yer denerim burada da. Aperatif atıştırmalıklar 4'er euro. Normalde 6'şer euro 7'şer euroydu dün akşam. Biraz pahalıydı. Burası biraz daha ucuz. Burada gördüğünüz gibi yine dönen etler 6'şer euro, 8'er euro, 7'şer euro baktığınızda. Burada da yine griller var. Bunlar 9'ar euro, 10'ar euro, fiyatı değişiyor. Ev yapımı yemekler var burada da. Kolalar 1,5-2 euro. Şaraplar 3'er euro. Yine uzolar var. Kabak kızartması, acılı peynir ve cacık. Ayrıca salata siparişi verdik.
Bu da et kızartmamız. Bu arada ben Yunanistan'da alıştım ete limon sıkmaya. Ama çok güzel oluyor. Bu akşamki yediklerimizde 40 euro bir hesap tuttu. Kiraladığımız evin yanında bu kafe vardı. Bu kafeye geldik. Bir tane tavuklu el yapımı, bir tane de ıspanaklı peynirli el yapımı börek söyledik. İki tane de kahve. Toplam hepsi 16,5 euro tutmuş. Arkadaşlar buraya gelirseniz mutlaka bu tavuklu böreği deneyin. Muhteşem. Denemeden gitmeyin. Görmüş olduğunuz anıt Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın, yani Türklere karşı yapılan Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın bir anıtı. Bir anıt olarak bunu dikmişler. Eğer gelirseniz buraya bunu da ziyaret edebilirsiniz. Anıta gelirseniz arka tarafta çok güzel bir manzara var. Yaylalar var burada. Şurada koyun sürüleri var. Bu arada Kalavrita da burası. Şu anda Hagia Lavra'ya geldim. Burası bir manastır. Çok eskiden yapılmış. Hatırlıyorsanız videomda size Petmezas diye bir tane şeyi göstermiştim. Evi göstermiştim. Burada da o adamın heykelini dikmişler. Burada böyle küçük küçük kiliseler var hep. Burada da büyük manastır var ama şu an kapalı, saat 3'te açılacakmış. 3 ile 5 arası. O yüzden sanırım içeriği size gösteremeyeceğim. Kusura bakmayın. Ama güzel bir yer. Eğer gelirseniz beğenirsiniz. Manastır burası. Burası da bir manastır. Mutlaka burayı da ziyaret edin. Manzarası çok güzel. İçerisi çok güzel. Şimdi birazcık size içeriği göstermeye çalışacağım. Şimdi Kalavrita'dan geri dönüyoruz Atina'ya. 2-2,5 kadar saatlik bir yolumuz var arkadaşımla beraber. Kalavrita güzeldi. Gitmiş olduğum büyük bütün köylerden daha iyiydi. Daha çok beğendim. Size bahsetmiş olduğum gibi kışın kayak turizmi de yapabiliyorsunuz. Eğer ki yine yolunuz düşerse, Atina'ya gelirseniz, çok da zamanınız olursa mutlaka Kalavrita'yı da ziyaret edin derim. Herkese çok çok selamlar. Yunanistan'dan hepinizi öpüyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip beni takip etmeyi de unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Çünkü sizden bir tane daha yok. Görüşürüz. Hoşça kalın.